Kabadayılık bir tarafa dursun, Deli Turali bütün icraatlerini hep tek başına yapan, korkusu olmayan ve bileğinin mermisinin yettiği herkese meydan okuyan bir abiydi. Bu alemde gezen pek çok adam ondan hep çekinirdi. Lakabının Deli Turali diye anılması bu yüzdendi. 21 Temmuz 1975 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğan Murat Öztürk, 6 kardeşin ortanca çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Ankara'nın Mamak ilçesi Şahap Güller Mahallesi'nde bir gecekonduda en güzel gençlik çağlarını geçirdi. Zaman içerisinde kendini yetiştirmiş, artık yaş ve karakter itibariyle mahallesine sığmamış, çevre mahallelerdeki birçok isimle irtibatlar kurmuştur. Yine bu isimlerle yıllarca cezaevinde dostluk yapmıştır. Bu isimlerin başında Bozo, Bülent Aramaz, Arif Ötleş, Ferhat Sönmez, Yusuf Sönmez, Ardiyeci Mustafa gibi isimler vardı. Bülent Aramaz hem askerden hem çevre mahalleden sevdiği ve saydığı iyi bir arkadaşıydı. Arif Ötleş'le dostlukları sonrasında birkaç olay yüzünden bozulsa da iki taraf da birbirini çok severdi. Aradaki soğukluk bile saygılarını bozmalarına izin vermedi. En büyük misyonu garibanı ezdirmemek, haklıdan ve mazlumdan yana olmaktı. O hayatı boyunca uyuşturucuya ve kimyasal maddelere savaş açtı. Onun mahallesinde ve çevresinde bu işi yapmak cesaret ve delilik isteyen bir durumdu. Çünkü acımasız olduğu konuların başında uyuşturucu satmak geliyordu. Uyuşturucu kullandığı için çok sevdiği küçük kardeşini bile dövdüğü ve aylarca onunla konuşmadığı birçok kişi tarafından bilinir. Cezaevine girmeden önce o dönemler Ankara Kızılay'da yan kesici olarak bilinen gaddar bir grup vardı. Bu grup icraatleriyle bilinen korkulan bir çeteydi. Bir gün gariban bir çocuğu tam sıkıştırıp parasına el koymaya çalışırlarken şans eseri oradan geçen Deli Turali gencin ağlamasını ve çok üzüldüğünü görüp yanına gidip sebebini sordu. Çetenin parasına el koyduğunu söyleyen gencin üzüntülü haline dayanamadı ve gidip çeteye aldıkları parayı geri vermelerini söyledi. Tabii grup bunu sıcak karşılamadı ve aralarında arbede yaşandı. Bıçakla Deli Turali'yi tehdit ettiler. Buna karşılık Deli Turali çetenin birkaç elemanını silahla yaraladı ve parayı tekrar gence teslim etti. 2000 yılında cinayet dosyasından yakalandı ve Ulucanlar Cezaevine gönderildi. 2000 yılı Ulucanlar Cezaevinin görüp görebileceği en sert yıllarıydı. Siyasi ve adli mahkumların isyanları ard arda medyada ses getiriyor, cezaevinde çeşitli cinayetler işlenirken bir anda cezaevinden çok adeta getto bir mahalle havasına bürünüyordu. Deli Turali 2009 yılında cezaevinden tahliye oldu. Aslında işler buradan sonra biraz daha karışık hale geldi. Etrafında herkese iyiliği dokunmuş olan Turali, temelde yaşadığı husumetlerin hepsini arkadaşları ve kardeşleri için göze aldı. O dönem yeni parlayan ve gayrimeşruda önemli gençlerden biri inanılmaz bir hata yaparak dönemin en tehlikeli ismi rahmetli Bülent Aramaz'ı karşısına aldı. Yaptığı hatanın farkına vardığında iş işten geçmiş oldu. Aramaz kendisinin bu tavrına karşılık ona ölüm cezası kesti. Turali bu olaylar neticesinde Aramaz'ın mekanına gidip dostluğuna binaen olayın kapatılmasını, gencin affedilmesini talep etti. Aramaz için dostluk tartışılmaz bir mesele olduğundan sevdiği dostunun bu talebini kırmadı ve olaydan vazgeçti. Yine bu zamanlarda dönemin en büyük taraftar gruplarının içerisinde çatışmalar yaşandı. Amigolar birbirine silahlı suikastler düzenliyor, ortalık fena karışıyordu. Yine bizi hiç şaşırtmayacak bir olay daha yaşandı. Deli Turali bu çatışma durumunda kendisinin sağlam bir Beşiktaşlı olmasına karşın bu olayların hem şehre hem takıma hem de etrafındaki insanlara zarar verebileceğini düşünerek olaya müdahil olup söz konusu husumetlerin önüne geçti. O dönem sevdiği bir arkadaşının işlettiği otoparka alıkoyma girişimi üzerine Turali yine kendine hakim olamamış, bu durumun önünü kesmek amacıyla yanındaki yaklaşık 5-6 kişilik grupla ellerinde büyük emanet bölgede günlerce nöbet tutmuştu. Bir saldırı durumunda kardeşlerini, dostlarını koruma işini bir abi olarak yine kendine borç bilmiş, hiç alakası olmayan bir konu için yine kendine yeni düşmanlar edinmişti. Deli Turali o zamanın gayrimeşru abileriyle yıllar boyunca dost halinde yaşadı. Sonrasında trajik bir olay yaşandı. Kısa sürede bir cezaevi döneminde oradaki bir arkadaşının kızı fuhuş bataklığına sürükleniyor ve Murat abiden yardım istiyor. Hep dile getirdiğimiz gibi Deli Turali garibanı ve masumu asla ezdirmez. Olaya hemen müdahil olup araştırmaya başlıyor. Olayın perde arkası çok daha karanlık. Hiç tahmin edemeyeceği eski arkadaşlarının bu olaya karıştığını öğrenen Murat abi birçoğuna düşman oldu ve hepsine savaş ilan etti. Bu savaş sırasında eski dostları laf taşıyarak birbirine düşmesine çok sevinen
ve yıllardır bu günleri bekleyen birçok isim adeta zaferin tadını çıkarıyordu. O günden sonra işler iyice sarpa sarmaya başladı. O kız çocuğunu bu bataklığa kim çektiyse o kişilere büyük bir savaş açtı. Haberlere de konu olan bir eğlence mekanını uzun namlulu silahlarla taradı ve o kız çocuğunun kendisine geri getirilmesini talep etti. Bu olayların yaşandığı zaman aslında arasında herhangi bir problem olmadığı bir grupla da başka sebeplerden ters düştü. Gayrimeşru böyle bir alemdir. Bugün yol yürüdüğün insanla yarın kanlı bıçaklı olman kaçınılamaz bir durum. Tabii bu kadar icraatten sonra Deli Durali'nin ismi sadece gayrimeşruda değil, emniyet güçleri tarafından da konuşulmaya başlandı. 1 Mayıs gecesi saat 12 civarlarında birkaç genç arkadaşıyla arabada oturuyorlardı. Hava almak için dışarı çıktığında onu fark eden emniyet güçleri dur ihtarında bulundular ve yakalamaya çalıştılar. Murat abi karşı tarafın emniyet güçleri olduğunu fark etmemesi üzerine düşmanlarının bu saldırı yaptığını düşünüp onlarla çatışmaya girdi. Sırtından ve iki bacağından vurulmasına rağmen kaçmayı başardı. Sonrasında karşı tarafın polis olduğunu öğrendi ama iş işten geçmişti. Hasımları olduğunu düşünmeseydi Murat abi asla polisle münakaşaya girecek biri değildi. Emniyet güçleriyle bu münakaşa artık iplerin kopmasına sebep oldu. Polisler açık bir şekilde evine gidip babasından Deli Durali'yi istediler ve teslim edilmezse bulunduğu yerde infaz ile yakalanmaya kadar olayların büyüyeceğini söylediler. Tabii baba yüreği bu. Kim evladının ölmesini ister ki? Babası oğlunu mecburiyetten ihbar etti. Tabii yaralı olan Durali önce hastaneye götürüldü. Hatta öyle bir söylenti var ki gerçek olup olmadığı tam olarak bilinmiyor. O hastanede iki hemşirenin hasımlarından aldıkları para karşılığında Deli Durali'yi zehirlemeye kalktığı, hatta doktorun da bu durumu fark etmesinden dolayı kendisini kurtardığı söyleniyor. Bu süreçlerden sonra cezaevinde hükümlü olarak bulunan Murat abi çok üzücü bir olay yaşadı. Yıllarca onun ekmeğini yiyen, dost olarak bildiği biri tarafından öz kardeşi vurularak öldürüldü. Bu olay onun hayatındaki yaşadığı en büyük kayıptır. Tam anlamıyla tarifsiz bir acının içinde bulmuştu kendisini. Bu olay onu o kadar etkiledi ki üzüntüsünden ve psikolojik problemlerinden cezaevinde kanser hastalığına yakalandı. Bu hastalıkta insanın en büyük yardımcısı moraldir. Zamanında defalarca yardımlarına koştuğu, kendileri için savaşlara girdiği insanlar onu yalnız bıraktı. Cezaevinden çıktıktan yaklaşık 6 ay sonra geçtiğimiz günlerde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Tüm bu yaşanılanlarsa bizleri derinden etkiledi. Çünkü olayların eski dostları sebepsiz yere düşman etmesi çok acı. Hem de olayla bağlantısı olmadan çeşitli laf taşıma ve iftiraların bu insanların arasına soktuğu soğukluk bu alemin ne kadar tehlikeli ve vefasız olabileceğinin bir göstergesidir. Kendisine rahmet diliyor ve sizleri yine bu konuda uyarmak istiyoruz. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Her zaman en güçlüsüdür. Devleti ve milleti karşınıza almak sizleri birkaç yıl refahta yaşatsa da sonra sonunuz ya dört duvar ya mezar olacaktır. En büyük kabadayı akşam elinde ekmeğiyle sıcak yuvasına giden insandır. Gayrimeşrudan kimse emekli olmadı, olmayacaktır. Her zaman ülkemize, milletimize faydalı bir birey olmanızı temenni eder, bu karanlık dünyaya özenmemenizi şiddetle tavsiye ederiz.